Neyisin hatta peçen sabır üstüne bir bitti ve deniz yapın kazan umut sayın serata. Bu ayet bir de hazıram sana sende baha. Like atıp karşı edin ablamı anlatmayın. Islar bu cümle ama alt günümdür. Sizden karşı edin alt cümle katına bir 15 like isteyene ve abone olalım kalanı. Baha hakkında size. Baha. Ne diyeyim? YouTube'da ciddi miktarda para kazanmaya nasıl başlanılır? YouTube gerçekten olağanüstü bir platform. Dünyanın her yanından içerik oluşturuculara fikirlerini ve eserlerini insanlarla paylaşma şansı veriyor ve bunun yanında içeriklerinden para kazanmalarına da imkan tanıyor. Kendi kanalınızı açmak ister misiniz? Ya da belki de çoktan açmışsınızdır ve hobinizden nasıl sabit bir kazanç elde edebileceğinizi merak ediyorsunuzdur. Gelin birlikte keşfedelim. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Büyük YouTube kanalları videolarından ve ürünlerinden kâr elde ediyorlar. Hem de hatırı sayılır miktarlarda. Eğer YouTube'u ana gelir kaynağınız haline getirmeyi ciddi olarak düşünüyorsanız nereden başlamalısınız? Başarıya giden adımlar nelerdir? Merak etmeyin, size yardım etmek için buradayız. Yapmanız gereken ilk şey, eğer halen açmadıysanız bir YouTube kanalı açmak. YouTube'un büyüsü de burada başlıyor. Kanalınız hemen hemen her şey hakkında olabilir. Kısa ve anlamlı çizgi filmler yapabilir, şarkı söyleyebilir ya da hayat tarzınızı paylaşabilirsiniz. Seçenekler sınırsızdır. YouTube hesabınız Google hesabınızda aynıdır ve isterseniz bu şekilde kullanabilir ya da yeni bir hesap açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı dikkatlice seçmek önemli çünkü ne kadar karmaşık olursa büyüme şansınız da o kadar düşük olur. Kolay ve akılda kalıcı bir şey olmalı ki insanlar şöyle bir cümle kurmasınlar. Geçen şey kanalında bir video gördüm, neydi adı hatırlayamıyorum ama neyse. Eğer mevcut kullanıcı adınızın uygun olduğunu düşünmüyorsanız sorun yok. Google Plus hesabınızdan kolayca değiştirin ve devam edelim. Kanalınızı ne kadar çok insan bulursa o kadar iyidir. Bunun için de kanal ayarlarındaki gelişmiş sekmesinden içeriğinizle ilgili anahtar kelimeleri eklemeyi unutmayın. Tamamdır, artık bir YouTube kanalınız var. Şimdi sıra içeriğiniz üzerinde çalışmakta ve onu yüklemekte. İçeriklerinizi kendiniz bulmalısınız ve benzersiz tarzınızı keşfetmelisiniz. Videolarınızı çok uzun yapmamaya çalışın ve izleyicilerinizi hiçbir zaman sıkmadığınızdan emin olun. İçeriğinizin her saniyesinde meraklarını uyandırmalısınız. Elbette hiçbir şey hemencecik olmaz. Videolarınız ve kaliteleri de sizinle birlikte gelişecek. Birkaç popüler YouTuber'ın ilk videolarını izleyin. Şimdi oldukları gibi muhteşem değillermiş, değil mi? İçeriğinizi bir üst seviyeye taşıyın. Daha iyi bir kamera alın, daha iyi bir düzenleme programı kullanın vesaire. İşin püf noktası, ne olursa olsun düzenli olarak video paylaşmakta. Eğer ayda bir ya da iki video paylaşırsanız, eşi benzeri olmayan içerikleriniz yoksa, izleyicileriniz de hızlı bir şekilde kanalınızı unutacaklardır. Başlangıç olarak haftada en az bir video paylaşın. Bu şekilde insanlar sabırsızlıkla gelecek haftayı ve o haftanın videosunun içeriğini bekleyeceklerdir. Etiketleri ve anahtar kelimeleri de unutmayın. Konuyla ilgilenen herkesin videolarınızı bulabileceğinden emin olun. Ve artık her şeyin başladığı noktadayız. İçeriğinizden gelir elde edebilir ve videolarınızdan para kazanabilirsiniz. Önce kanalım sekmesine gidin. İçerik stüdyosuna tıklayın. Kanal sekmesine tıklayın ve para kazanmayı etkinleştirin. İşte bu kadar. Bundan sonra YouTube videolarınıza reklamlar yerleştirecek. Fakat tüm bunların gerçekleşmesi için ve para kazanabilmeniz için videolarınızı izleyecek sabit izleyici kitlenizin olması gerekiyor. Utangaç olmayın, videolarınızı sosyal medyada paylaşın. İzleyicilerinizle daha sık etkileşim kurun. İzleyicileriniz sizi bulacak ve sizinle kalacaklardır. Basit bir koşul daha var. Para kazanmaya başlamanız için en az 4000 saat izlenme sürenizin ve 1000 abonenizin olması gerekiyor. Eğer gerekiyorsa eski videolarınızı da video yöneticisine girip hemen yanlarındaki dolar sembolüne tıklayarak para kazanmaya açabilirsiniz. Google AdSense'i kurmayı unutmayın ki paranızı alabilirsiniz. Bunu AdSense'in web sitesinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Eğer 18 yaşından küçükseniz, anne ve babanızdan size yardımcı olmalarını isteyin. AdSense'in para gönderebilmek için bir PayPal hesabına veya geçerli bir adrese ihtiyacı olacaktır. Her YouTuber için önemli diğer bir şey ise analizlerdir.
Temel olarak burada geri bildirimler vardır ve yorumların yer aldığı, hangi konuların izleyicilerinizde yankı uyandırdığı veya etkili olmadığı konusunda size yardımcı olacak bir setmedir. Her YouTuber analizleri düzenli olarak kontrol eder. Yani eğer halen kitlenizi oluşturmaktaysanız buradaki grafiklere ve rakamlara dikkat edin. İzleyicileriniz ve aboneleriniz hakkında neredeyse her şeyi anlatır ve nasıl gelişeceğiniz konusunda fikirler verir. Ve eğer videolarınızdan birisi viral olursa, aynı zamanda buradan kar elde edebileceğiniz bir yol da vardır. Basitçe anlatmak gerekirse, içeriğinizi para karşılığında lisanslayabilirsiniz. Artık televizyon haberleri, basın kuruluşları ve diğer içerik üreticileri videonuzu kullanma hakları için size ulaşmak zorunda kalacaklardır. Pekala, diyelim ki sabit bir izleyici kitleniz var ve iyi para kazanıyorsunuz. İşleri biraz daha ileri götürmek için bir şeyler yapabilir misiniz? Elbette. YouTube iş ortağı olun. Bunun için bir şartı daha yerine getirmeniz gerekiyor. Kanalınız son 90 günde toplam 15 bin saat izlenme süresine ulaşmalı. Bunu başardığınızda YouTube iş ortağı sayfasına gidin ve birkaç tıklama yapın ve işte oldu. Bu konuya ait başka harika ekler de var. YouTube iş ortakları daha fazla içerik oluşturma aracına erişebiliyor. Topluluk desteği ve tüyolara ulaşabiliyor ve hatta ödüller kazanabiliyorlar. Fena değil, değil mi? Kanalınız öne çıkmaya başladığında kendi ürünlerinizi de satmaya başlayabilirsiniz. Elbette bu biraz daha çaba ve çalışma gerektiriyor. Ama hem aboneleriniz için heyecan verici, hem de dürüst olalım ki banka hesabınız için oldukça cazip. Ve havalı ürünlerinizle diğer insanlar onları alanlara nereden aldıklarını sorduklarında daha fazla takipçiniz olabilir. Daha fazla insan sizin kim olduğunuza bakacak ve izleyici kitlenizin bir parçası haline gelecekler. Bu konuda size yardımcı olabilecek Fiverr ve serbest çalışanlar için daha birçok makul ücretli web sitesi var. Yalnızca aklınızdaki her soru için daha fazla bilgi arayın ve üzerinde düşünmek için vakit ayırın. Ve hazır bir şeyler satma konusundan bahsetmişken, diğer insanların ürünlerini de satış ortağı olarak satabilirsiniz ki bu da komisyon karşılığı ürün satabileceğiniz anlamına geliyor. Hatta eğer karar verirseniz, eBay ve Amazon gibi devasa firmalar bile satış ortaklarına çok iyi teklifler sunuyorlar. Bununla birlikte bunu yapmak içeriğinizi değiştirebilir ve etkileyebilir. Satışını yaptığınız ürünü incelemeniz ve açıklama bölümüne satın alabilmeleri için bağlantı koymanız, hatta nasıl kullanılır konulu öğretici videoları hazırlamanız gerekir. Hayat tarzınızı paylaştığınız bir kanal için bu o kadar da kötü değil. Ancak bloglar ve diğer türdekiler için uygun olmayabilir. Reklamlar için belirli şirketlerden sponsorluk almak da mükemmel bir çözüm olabilir. Evet, kısaca anlatacak olursak YouTube'da büyümek için yapmanız gereken şeyler sıkı çalışma, kararlılık, yaratıcılık ve kendinize inanmanız. Tıpkı diğer tüm işlerde olduğu gibi. Peki ne bekliyorsunuz? Fikirlerinizi ve üretimlerinizi paylaşın ve en sevdiğiniz hobinizi hayallerinizin işine dönüştürün. İyi şanslar! Diğerlerine önerebileceğiniz küçük ama muhteşem YouTube kanalları biliyor musunuz? Yorumlarda bize yazın. Kanalımızı beğenmeyi ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Özünüzde yaxşı baxın. Sağ olun, salamat kalın. İzləmədə kalın.